dedim yani damardan. Havas bas! Havas bas! Dua ediyorum o zaman. Ben buradayım. Hayata karşı dimdik buradayım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir üçlü Rabbit videosuyla karşınızdayız. Şu anda enerjimiz çok yüksek çünkü verilen aradan sonra kendimize iyice geldik. Biz de yorulmuşuz. Bu arada şunu fark ettik. Pazartesi günü atılan videoyu siz yeni video zannetmişsiniz. O aslında eski videoydu. Çarşamba Uğur'un kanalında olan video yeni videoydu. Enerjimiz yüksek geldik arkadaşlar. Ve bugün özel mükemmel bir konsept hazırladım. Onur Online kanalında her zaman ne vardır Uğur? Yaratıcılık. İşlik. Hepsi. Hepsi Onur Online kanalında arkadaşlar mevcuttur. Mükemmel bir konseptimiz var. Arkadaşlar da çok beğendiler. Hatta biz bunun üzerine bir çalışmamızı yaptık. Konsepti size açıklayacağım ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum size. Onu hemen söyleyeyim size. Önce bir şey söyleyeceğim. Sevgili dostlar, pazartesi günkü videoda beni linçlemiştiniz biraz. Hani hemen hızlı diyorsunuz diye. Sebebini anlatayım. Bilmediğiniz için, araları biz kestiğimiz için görmedik. O gün hepimizin acelesi vardı. İki video çekmek istiyorduk. Ve dediler ki bana ikisi, bazen daldığımız zaman videoyu sen hareketlendir. Hadi deyin, hızlı de falan filan. Ben de o yüzden... Onlar bana öyle görev verdiği için ben de hadi 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 demek zorunda kaldım. Evet. Ama siz orada kesildiği için bilmiyordunuz. Onu söyleyelim. Ama enerjimiz çok yüksek ve konsepti anlatıyorum şimdi. Buna daha önce buna yakın bir konsept yapmıştık. Ama bir şeyleri değiştirdik. Bugün farklı bir şey. Şimdi ikisi de her mevki ikişer oyuncu yazacaklar. Yani dört oyuncu. Ben oyunculardan bir tanesini seçmezsem o oyuncu benim olacak. Ama acaba dört oyuncu mu? Belki aynı oyuncuyu yazdık birbirimize tufaya düşürdük. Aynen öyle. Dört tane farklı oyuncu da yazabilirler. Şansa... 2-2 aynı oyuncunu da yazabilirler. Öyle de bir avantaj var diyoruz. Ve Arda'nın seçimleriyle başlayacağız. Arda'nın kaleciyle başlayacak. Şimdi ben Uğur'a... Şimdi, ama ben açıklama yapmak istiyorum. Bugün hakkında hissiyatlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bugün bana hayat sillesini vurdu. Sabahtan itibaren yaşamadığım şey kalmadı. Videom mu çöpe gitti dersiniz. Çekimde farklı şeyler mi yaşadım dersiniz. Ona belki yayınlanmıştır, görmüşsünüzdür değişik şeyler. Ya bize ne bunlardan ya? Şunu söylemek istiyorum, şuraya getireceğim. Şansım artık bugün yatana kadar bir noktada dönmesi lazım ve şimdi sırası. Ben buradayım. Hayata karşı dimdik buradayım. Oo, Uğur güzel kaleciler yazmışız. Evet Arden biz çok iyice. Gönderdik Arden'cim. Ben kime göndereyim? Ha ben zaten söyleyeceğim. Evet. Evet. Kobel'i alıyorum kaleye. Kobel mi? Kanka Uğurcan Çakır alsaydın yüksek olmadı mı ya? Biraz biraz yüksek aldın Arden. 84 beytik. Bana yeter. Tamam. Arden kısmış biraz. Arden'de biraz Yusuf şeyler gördüm böyle. Aynen. Ben şimdi Uğur sağ beki gönderiyorum sana. Ya stoper biz kaleci tercihlerimizi söyleyelim ama. Ha, doğru söylüyorsun. Kobel yok bende çünkü ben Alisson'la Ederson'u yazmıştım. Ben de Donnarumma'yla Ter Stegen'i yazmıştım. Yani Courtois'u yazsaydın Courtois'u alıyordun Arda. Evet Oblak'ı da alıyormuşum lan dedim. Kesin şey olur dedim. Hiç riske girmeyeyim dedim. Evet. Sağ bekleri gönderiyoruz şimdi Uğur'la birbirimize. Ben gönderdim Uğur'a. İnşallah aynı değildir. Uğur da şimdi bana gönderecek bakalım. Uğur sakın yüzümüzden belli etmeyelim. Ben belli. Belki ederim belki etmem. Belli olmaz. Mendy. Evet Uğur'dan da geldi. Evet sağ bek Arden'cim. Ferlam pardon. Lampard mı? Carvajal. Yok Balak. Balak. Yanında. Carvajal. Sol bekini söyledin Balak. Hemen sol beki de atın abi. Hemen sol beki de atın bari. Ne kadar kimi seçtin? Carvajal. İşte bu be. Carvajal yazmıştım. Şaka yapıyorsun. Yazmamıştı Carvajal. Arden'e hayırlı olsun. Uğur sen söyle yazdıklarını. Ben Reece James'le Eşref Hakimi'yi yazmıştım. Ben de Trent Alexander-Arnold'la Hakimi'yi yazmıştım. Hakimi ikimizde de varmış. Carvajal öyle olsun. Hayırlı sol beki mi geçelim? Evet sol beki söylemiştim zaten. Siz de hemen atın birbirinize. Ben attım şu anda Uğur. Tamam bak ulan mükemmeliz ya. Evet, mükemmel bir ikiliyiz ya. Mendy. Ben söylüyorum. Ya sen tabii Ferland Mendy dedin. Ferland dedin öyle kaldı. Evet. Uğur abi kime bakıyorsun? Ben söyleyeyim. Ben Theo Hernandez'de Alfonso Davies demiştim. Ben de Oa Cancelo'yla Robertson demiştim. Tamam. Yalnız var ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen Premier Lig'de yarışacağının farkındasın değil mi? Niye böyle hani riske girmeyeyim derken zayıf bir takım kurmuşsun yani. Abi önemli niye böyle yaptın? Önemli olan takım ruhu. Ben bak bana geçen pazartesi günü de zayıf takım demiştiniz. Bak ne yapmıştı oyuncum. Teşekkürler iyi günler. Şimdi önemlilerimi atıyorum Onur sana. İki ben tane söyleyecek stoper. Önemli bir yere geldik. 4-4 attık arkadaşlar. 8 tane stoper var şu anda. Tamam. Arden de 2 tane stoper seçecek. Tomori. Evet. Militao. Tebrik ediyoruz. Ben Rüdiger, Skriniar, De Ligt ve Niklas Süley'i yazmıştım. Ben de Van Dijk, Diaz, Marquinhos, Rüdiger. Bu ne abi? Siz nasıl yani, iyi oluyorsunuz? Yazıştınız mı? Oğlum Rüdiger aynı işte.
Bir tane bir tane aynı var. Her tur oğlum, farkı. Oğlum inanılmaz bu arada. Ha, oğlum yok, Hakimi de aynıydı sağ bekte. Evet, Hakimi de aynıydı. Hay hoş yapma oğlum. Ya. Burada ballı sensin araya, Aslı'lardan. Araya. İkiz adamdan iki tane çıkarttın. Ballı sensin burada. Oğlum daha hiçbirini bilemedik. Daha ne şey yaptın? Ağlıyorsun. İstediğin takımı kurmuşsun. Daha ne istiyorsun ben anlamadım. Evet. Evet, CZM Arden. Biz gönderdik. Şu anda çok iyi bir CDM seçtim. Yüksek ihtimal Dünya Kupası'ndan sonra transfer yapacak İngiliz Declan Rice. Kanka herif 75'lik adamlar almaya devam ediyoruz. Kral abi zaten verecektik sana bu adamları. Niye aldın sen? Niye seçtin de? Kimleri yazdın Uğur? Ben Kimi'yle Rodri'yi yazdım. Ben de Kimi'yle Casemiro'yu yazdım. Yine bilemedik. CM'ye geçiyoruz. CM. Evet, bu kadar bilemediğime bu kadar mutlu olduğum bir Revit görmemiştim daha önce. Ben de, ben de. Siz devam edin. Bu ne ya? Aynı adamları yazmışız ya. Ulan. Söylüyorum. Merkezi orta saha. Baraya. Evet. Ben Baraya yazmıştım. Belki de yok ve Baraya yazmıştım ben. Ben de De Bruyne'le cross yazmıştım. Güzel oldu bu. 78'lik oyuncu. Hem de Premier Lig dışından. Arden sakın tamam. Premier Lig'den alma. Fark etmez. Sağ açık. Sağ açık gönderdim. Mı? Merkezi ofansif orta saha mı? Tamam, sağ açık. Sağ açık. Allah 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 Muhammed Salah. Allah 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 Muhammed Salah. Şimdi şöyle ben Muhammed yazdım, Onur Salah yazdı. O kadar yok yani. İkimizde de var. Salah Messi yazdım ben. Burada Salah diye bir yazmış. Evet. Güle güle Erdencim. Tebrikler. Sol açık. Sol açık. Rafael Leao. Bekle oğlum. Atıyorsunuz ben abi gönderdim. Zaten attınız. Tamam. Ben Hönmison'la Sterling demiştim. Ben de Son'la Neymar demiştim. Leo. Tebrikler Arda. Evet, cam bölgesini ben gönderdim. Uğur'dan da geliyor şimdi. Bakalım Uğur'dan ne geldi. Oo! Ronaldo'nun şöyle bir pozu var, gördünüz mü? Arden'cim bırak şimdi ne oldu hadi. Pellegrini alıyorum. Oo ince! Pellegrini ince. Cam mı? Hı. Tebrikler. Tebrikler. Uğur. Ben Mason Mount'la Odegaard'ı yazmıştım. Bernardo Silva, Bruno Fernandes yazdım ben de. Çok ince. Tebrikler. Çok ince. Ve Santrafor. Evet, gönderdim ben. Arden bekle. Güzel. İmkan abi, burada kötü adam seçmek zorunda. Şeyi bir tane hani bir milli takımda bir olay oldu. Birbirinin karısını falan bir şey yaptılar. Evet. Ne diyorsun oğlum ya? Nereden geliyor? Yine karı ne milletin karısından kızdan sen ne oğlum? Abi niye yaptı. Sırplar yapmış. Sırbistan milli takımında Vlahovic birinin şeyin Adem'le için eşiyle beraber olan adam neydi o? Onun işte ya, onun karısıyla olmuşlar. Vlahovic alıyor. Sen niye bu kadar kadın kız mevzularını bu kadar abi çok seviyorsun? Abi kadın kızı bu medyada haber oldu ya. Sürekli oğlum, görüyorum seni. Medyada haber oldu diye. Niye sen nezihliyle hiçbir şekilde bel altı konulara girme işiyle tanınan Üçlü Rebip Ligi'nin sarsılmaz markasını niye zor duruma düşürüyorsun? Ne alaka şu an? Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu söylemeyecektim. Bak bunu senin manyak mısın sen ya? Ne kaydı durduruyorsun? Allah'ım yarabbim. Evet, buradaki kesiklik kaydın durmasıyla alakalı. Devam et Onurcu. Erdencim kaydı durdurma ya. Arkadaşlar bizim üşüyle bir konseptimiz biliyorsunuz hiçbir zaman bel altı girmeyen. Nezih bir konsept. Arkadaş gidiyor Instagram'da like yapıyor kadınları. Kime like atmış Onur? Kime atmış? Bilmiyordum ki adı Lopez miydi neydi? Lopez mi lan? Biri vardı ya Antonio Lopez miydi neydi? Arden kim onları? Yahin Lopez. Kübalı güreşçi. Kübalı efsane güreşçi atmış. Evet Arden. Kimi seçiyorsun sen? Bence sorun olmaz. Devam edelim. Ne kadar burası uzarsa o kadar seyirci tehlikeli. Bence devam edelim. Evet arkadaşlar, evet. Ben Vlahovic alıyorum. Tebrikler. Ben Benzema ile Haaland'ı yazmıştım. Ben de Mbappe Benzema yazmıştım. Ve Arden'in takımı iki oyuncu sadece bilebildik değil mi? İki oyuncu haricinde kendi az oyuncuları aldı. Çok az oyuncu ama kritik orta sahasına çökerttim şu an. Evet, şimdi kim seçiyor? Bir de Salah'ta saçmalamış. Niye ekse yani garanti yazılacağı garanti adamı yazmış. Evet, sıra bende. Devam edelim. Şimdi sende evet. Evet bunu arkadaşlar sıra bana geçti. Ben şu an seçimlerimi yapacağım. Onlar kendi arasında WhatsApp'tan birbirlerine gönderecekler isimleri ve kaleciyle başlıyoruz. Gönderin birbirinize. Gönderiyorum. WhatsApp'ım açılıyor ama şu an. Gerçekten sordum. Arden neredesin? Arden neredesin? Söyle neredesin? Ne vereceksin tercihlerini? Atıyorum abi. Nerede? Uğur abi. 3. 2-1. 3-2-1'e gerek yok. Yaz sen, ben cevap olarak atacağım zaten. Okey. Konuş Onurcu. Evet, ben kaleci tercihimi. Uğur iyi kaleci yazmış. İyi kaleci yazmış Uğur. Dehe diyorum ben. Tebrikler. Tebrikler. Yani. İkimizde de yok. Kolay ben Kurtuay'la Okup yazdım.
Dur, ilk önce Uğur söylesin. Evet Uğur. Kurtuay ile Oblak'ı yazmışım. Ben tebrik ediyorum. Sen? Ben de dedim ki kesin Neuer'i alır dedim. Bir de baş adam alır dedim. Kurtuğa Neuer yazdım. Tamam. Sağ bek. Gönderin abi. Heh, bunu. Arden'e bak, trendi yazmış. Bana gönderdin yanlış Arden. Sen baktı. Baktı. Demek ki yazmış trendi. Baktı. Ama, baktı demek ki trendi yazmış. Mi baktım da acaba sen bunu öyle hisset diye mi acaba? Hayır, sen trendi yazmışsın. Neyse, hazır mısınız? Hazırız. Ben sağ bekime Reece James'i alıyorum. Alamıyorsun çünkü... Alamıyorsun. Çünkü ikimiz de yazdık lan Reece James'i. Reece James'i mi yazdınız? Evet. Abi Walker var, Trent var. Nasıl Reece James'i? Kimleri yazdınız? Onları da yazdık. Onları da yazdık. Söyle. Ben Walker'la Reece James yazdım. Trent'le Reece James. Hakimi alabilirdin yani. Çok rahat alabilirmişim. Allah kahretsin. Kaliteli tercihlere bak. İkimiz diğerinde Hakimi yazmıştık. Bunda hiç kimse Hakimi yazmamış. Bayağı sürprizli aslında. Çok kötü oldu benim için. Neden gelirse. Çünkü sağ bek benim için takımın bel kemiği biliyor musunuz? Neyse stoperler sol bek'e geçiyoruz. Pardon. Sol bek. Ben onu çok iyi biliyorum. Sağ bek olmazsa olmaz. Ben bittim. Hazır mısınız? Hazırız. Alphonso Davies. Aldın. Tebrik ediyorum. Ben Cancelo ile Hernandez'i yazmıştım. Ben diğerinde Alphonso Davies yazmıştım ama Arden gidip 73'lük sol bek aldığı için patlamıştı. Bununla değişik yazdım. Cancelo Hernandez yazdım. Arden konuşacak mısın? Cancelo Acuña. Çok güzel. Ne alaka oğlum? Acuña ne alaka oğlum? Alır mı bu adam Acuña? Ne ilgisi var? Çok güzel be. Stoper. 4 stoper. 8 stoper yazacaklar arkadaşlar şimdi. 8 stoper. Ama tabii ki baba burada istediği oyuncuyu öyle bir alacak ki. Ne yaptım? Bir tane Mbaba yazdım. Mbaba. Mbaba.com. Mbaba. Aferin güzeli. Mbaba. Gönderdiniz mi? Evet. Hazırız. Evet. İlkini söylüyorum. Kunde. Aha Uğur yazmış. Sevindi çünkü. İkinizi de delikt. Ben söylüyorum yazdıklarımı. Van Dijk, Ruben Dias, Koulibaly ve Laporte. Aymeric Laporte. Ben de söylüyorum. Demiştim. Van Dijk, Dias, Marquinhos ve delikt. Dembaba, Dembaba. Matias delikt, Matias delikt. Matias delikt, Matias delikt. Oğlum sen niye delikt yazıyorsun? Ben delikti genelde almam ki. Sen niye delik yazıyorsun? Canım öyle hisset. Bayern'de oynuyor diye almışsın işte. Konuşma ya. Devam et. Ben genelde almazdım ya. Neyse bu gitti. Şunun yanına yıldız koyayım gidenlerin. Şu da gitti. Evet. CDM. Ben attım Arden'e. Hazır mıyız? Hazırız. Tonali. İkimizde de yok. Tebrik ediyorum. Ben ama burada bir piyango Arden'le ikimiz de sana bırakmışız. Ben Casemiro ve Rodri demiştim burada da. Arden? Ben de Casemiro ve Declan Rice dedim. Bence Declan Rice'ı almak çok mantıklı. Hepinizin alması lazımdı. Kimi? Oğlum ne alaka? 84. Kimi yazmamış ikisi? Kimi? 90'lık adamı boşa mı düşürdün? Ama şöyle düşünebilirim. 84'lük adama kim ne yapsın lan? Ama şöyle düşündüm ben de. Hani onu bunlar yani düşüğü alayım ben deyip düşüklerde en dikkat çekici Declan Rice çünkü hiç hani onlar 90'ları zaten eler. Ben düşüğü alayım diye düşünür diye. Vay be. CM abi CM. Allah'tan olmamış. CM zaten dünyanın bir numarası. Hani başka bir şey gerek yok. Evet. Hazır mısınız? Yapıştırıyorum dur. Kimi yazdın Arden sen? Sen söyle. Söyleyecek de az kalsın. Evet. Valverde. Güzel. Tebrikler. Ama gerçekten dünyanın en iyisini yazsan alıyormuşsun. Evet. Hadi ya. Debrin yazsan alıyormuşsun. Debrin alıyor muymuş? Siz kimi yazdınız? Ben Toni Kroos ve Goretzka yazmıştım. Ben de Goretzka ve Verratti. Oh be. Valverde iyi oldu. Evet sağ açık. Hazır mıyız? Evet. Evet. Allah 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 Allah. Anthony. Tebrikler. Ben Salah ve Coman yazmıştım. Salah ve Sterling yazmıştım. Oh be. Sterling sola çıktı mı oğlum? Oh be. Anthony. Ondan mevkisini bilmeyen adamı yazmışsın. Evet. Sol açığa geçtik. Artık baba alma zamanı geldi. Her zaman skor verir. Her zaman. Her zaman skor verir abi. Hazır mısınız? Evet. Söyleyeceğim adamı yazan kişiyi söylüyorum. Söyleyeceğim adamı yazan kişi Uğur. Evet biliyorum. Foden. Oha. Ama maalesef yazdım ve sildim. Haklı yani aslında haklıydın. Son anda değişiklik yaptım. Son ve Oyarzabal dedim ben. Oh be. Arden. Son ve Neymar. Çok güzel be. Cam. İki mevki kaldı arkadaşlar. Şu iki mevki de var ya ilerleyeceğim. Hiç bildik mi Salah dışında? Yani Salah da değil Antonio. Sen hiç bilemedik mi biz senden? Delikle James. Delikle James. Evet savunmanı biraz törpüledik evet. Burada size ipucu vereyim. Şu ana kadar şey gittim artık gidemem.
Tamam. Hazır mısınız? Aynen. Cam. Gönderdiniz mi? Hı hı. Gönderdik. Dünyanın en iyi cam oyuncusu kim? Kim? Sen söyle. Oyunda en yüksek kim? Sen söyle. Biz bilmiyoruz. Bernardo Silva. Ama ben kimi yazdım? Hı. Kimi yazdın? Havertz. Evet. Tebrik ediyorum. Çünkü ikimiz de Havertz yazmıştık. Senin Havertz bağımlılığını bilmeyen yok. Damardan Havertz bas! Havertz bas! Havertz! Böyle yaptığını bildiğimiz için ben Havertz ve Musiala demiştim. Kesin ikisi arasında kaldım bu arada. Ondan da eminim. Müley yazacaktım ya. Oha. Ben de dedim ki Bernardo Silva'yı dedim yazmazsa duramaz dedim. Ama dedim acaba Havertz'i mi yazar? O yüzden ikisini yazdım. Camsız bıraktık. Çok kötü oldu. Neyse vallahi Allah'tan... Camsız. Allah'tan golcü bir santrforum var. Penceresiz kaldım anne. Hazır mısınız? Araya çok ince yaptım. Evet abi. Gönderin abi. Hazır mısınız? Geliyor. Geliyor. Harry Kane! Ya ben yazmıştım. Lewandowski ve Kane yazdım. Biliyordum senin Mbappe falan. Kafa santrfor yazmayacağını biliyordum. Mbappe, Benzema ama Benzema da boşta kaldı bu arada. Yani Benzema alsan kalıyormuş sana. Ulan acayip şans işi ya. Yok ettim ama Onur'u. Çok iyi oldu. Evet Arden. Çok kötü oldu. Yani ben de Mbappe Ronaldo. Ben bu arada Ronaldo diyeceğine emindim ya. Niye demedin? Acayip oldu lan bu arada. Abi Kane'i ben hiç almıyorum ki. Mbappe düşünürsünüz, Benzema düşünürsünüz, Ronaldo düşünürsünüz diye düşündüm. Kane'i nereden Ama bence Uğur son anda fikrini değiştirdi. Çünkü baktı ki anladı Uğur. Havertz alıyor. Foden alıyor. Aynen bir alaka yazdık işte yazdım attım. Abi bu arada fikir değiştirme serbest ya değiştirebilirsin. Yasak bir şey değil. Şey anlamında söylüyorum ben. Ya dedi bu Havertz'i almak istedi. Foden'i almak istedi. Premier Lig'den gidiyor bu. Kane'i kesin almak istedi diye düşündüğünü düşünüyorum. Öyle düşündüm bilmiyorum. Olabilir. Evet. Evet Uğur'u geçiyoruz o zaman. Uğur derin dondurucu. Uğur için şu anda mükemmel hazırlamış olduğum şeyler var. Hemen şöyle kalecilerimi Arden'e göndereceğim. Arden'le şöyle bir sohbet açayım. Evet Uğur biz hazırız. Arden gönderiyorum. Sen de gönder. Ben bastım. Benim kalecim bence dünyanın en iyi kalecisi olmaya aday. Evet şu an kaleciler tamam geldi. Evet. Ben Maignan dedim Milan'dan. Güzel. Arden ilk abi. Ben söylüyorum. Sonra sen tamam mı? Ben Courtois Alisson dedim. Ederson Oblak. Hayırlı olsun kalecin. Ulan Maignan yazabilirdik ya. O hep alıyor Maignan'ı. Dedim ki ama. Ama bir kere aldı başarısız oldu. Ben ondan hayır. Yapmadım. Sabek ben de dedim ki hep aldığı için yazacağımızı düşünür dedim. Gönderdim Sabek'imi. Bir dakika Uğur Arden'le göndersin. Direkt copy paste yap koçum. Bir dakika yanlış yolladım. Bu değil bu sana, senin şeyin. Pardon. Önemli değil canım. Evet doğru yollamışım. Tamam pardon. Dur senin Courtois dışındaki diğeri neydi kaleci? Courtois Alisson. Hmm. Doğru mu göndermişsin? Evet. Ya ben hayatımda beyin... İnanılmaz bir çocuk. İnanılmaz ya böyle bir şey olamaz. Reece James'i aldım ben. Oh ya bana laf edersin. Ben söyleyeyim Arnold'la Reece James yazmıştım. Sana niye laf ettiğimi sen sonra sana söyleyeceğim. Ben de Trent'le Volker yazmıştım. Reece James gitti. Güzel oldu. Şimdi Solbeck. İkimizin de Sabiki gitti. Solbeck. Arden aynı anda yazalım. Bak hazır mısın? Enter'a basacağım. Bekle. Hazırım. Bastım. Sen de bas. Evet. Solbeck'lerimiz hazır şu anda. Evet. Ben dedim ki burada yani çok riske girdik Sabek'te. Sonra dedim ki Solbeck'te daha da riske gireyim. Robertson dedim kardeşim. Ben söylüyorum. Onur'da Robertson güldü. Joao Cancelo ve Robertson. Teo Hernandez, Acuña. Güzel. Solbek de gitti. Acuña'yı niye almadınız ya? Ama ya olabilme ihtimali. İkisinden birini tuttururum diye düşünmüşüm ya. Burada ya bir tanesine üzülmedim ama ikisine üzüldüm. İkisini birden gitmesi kötü. Stoperlerinizi atın. Atıyorum ben. Arden Elementor'da seni bekliyorum. Hazırsan söyle. 3, 2, 1. Bastım. Söylüyorum ben. Van Dijk, Ruben Dias değil tabii ki. Laporte ve Süle. Boş baktığınıza göre ikisinizde de yok. Yani bir şey söyleyeceğim. Bunu gerçekten ya. Çok ilginç arkadaşlar. Çok çok ilginç. Bak söylüyorum. 8 tane stoper yazılıyor. 8'in de ayrı yazmışız. Ben Van Dijk, Diaz, Marquinhos, Rüdiger demişim. Arden de söylerse devam edeceğiz arkadaşlar. Çok moralim bozuldu ya. Koulibaly, Skriniar, Alaba, Delikt. Ulan bir tanesi bile mi tutmaz be? 8 tane yazdınız ve bulamadınız mı 2 tane? Ya inanılmaz ya. Neyse stoperden yırttık bari. CDM'ye geçiyoruz. Arden'cim gönderiyorum. Hazır mısın? Hı hı. 3, 2, 1. Güzel. Yine aynı yazmamız güzel olmuş Arden. Aferin. Evet ben de Declan Rice aldım. Gerçekten mi? Ben Onali kimiyle kazanırdı demişim. Kim? Declan Rice mi yazdın? Evet. Yazdın. Oğlum hasta mısın? Niye yazıyorsun? Çok düşük bir şey zaten.
Ne adam ya? Söyleyin. Diğerlerini söyleyin. Çünkü Rodri dedi. Ben kimi Casemiro dedim. Arden Tonali Rice demiş. Tonali'yi bende yazsaydı gidiyordu. Bende yazmamış Allah'tan. Tonali Rice ne alaka ya? Güzel ama eyvallah. Güzel vurgun. Çünkü neden biliyorsun? Çok önemli bir adam bu. Evet. Ona geleceğim sonra. CM. Hazır mısın Arden? Evet. Güzel. Ben Valverde dedim bende. De Bruyne Kroos. Goretzka Verratti. Verratti yazdım sonra sildim Valverde yazdım. Son anda değiştirdim. Lan be. Yani şu an değil yani o yaparken. Anladım. Valverde kaldı. Valverde kritik çünkü CDM'yi kaptırmıştım. Kritik yani merkezden bir adam daha riskim olamazdı. Sağ açık. Attım. Ben de attım. O zaman hemen söylüyorum. Bukayo Saka Arsenal'den. Messi Salah. Rafinha Dembele. Ulan be ben... Sürprizi oynadım sende. Saka'yı hiç aklıma şey yapmadım ben. Saka'yı... Ben en yüksekleri vermeyeyim diye oynadım ben. Ama buraya kadardı. Buradan sonra bende sürprizler var. Arsenal'in sağ açığını aldım. Güzel oldu. Evet sol açık. Düşüklerden de bir şeyler tutturmaya çalıştım. Evet. Ya gidip aynı oyuncuları... Ben Sterling'i aldım burada. Son Neymar. Phil Foden, Leao. Güzel. Premier League kanatlarını dizdim. Güzel oldu. Evet, can bölgesi gönderdim. Ya hayır ya, hayır ya, hayır ya. Lan oğlum. Ben de Pellegrini'yi almıştım. Yes. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Fekir Havert. Pellegrini benim adamım oğlum zaten. Mantıklı olan bana yazman lazımdı. Kendin almışsın, bana niye yazmıyorsun? Bu Nuri abi kesin alır demen lazım. Ya Declan Rice'da benim adamımı buldum. Aslında. Ama neyse bir tane camım. Ya burada Pellegrini şu açıdan kritik arkadaşlar. Ben Pellegrini'yi CM'ye çekerim diye aldım. Ben 4-2-3-1 oynamayacağım. Pellegrini'yi ben CM'ye oynatacağım diye düşünerek aldım. O yüzden böyle bir planlamaya, yani planlamamın da inanılmaz rahatlatmış oldunuz böylece. Önemli değil. Nasıl Santrafor'da Harry Kane'i yazdığın için. Evet Santrafor. Ben çünkü anladım, gidişattan anladım. Santrafor'umu söylüyorum. Diogo Jota. Aklınızın ucundan geçme ihtimali yok. Yes Jota. Ve Mbappe Jota. Onu söylesene adamlarını. Benzema Nkunku. Yes Jota. Kaç oyuncun gitti senin? 3 mü şimdi? E Jota'sı da. Mbappe Jota. Ya Arda'n söyle bakayım. Doğrusunu söyle Arda'n. Mbappe Benzema. Benzema. Benzema'yı şey yaptı. Aynı bizim Benzema'mız. Jota çünkü çok plasenin imkansız aklınıza gelmesi. Kaç oyuncun gitti? Herkesin kaç oyuncusu gitti? Benim 3 oyuncum gitti. Sağ bekim, sol bekim ve CDM gitti. CDM kalsaydı ya Arden gerçekten gidip sürpriz bir şey söyledi ve sonra düşündüm dedim ki Arden Declan Rice söyledi ben. Ya yani Rodri çıkıyordu ağzımdan az kalsın. Son anda dedim ki yani değiştirmeyeyim bu saatte. Rodri çıkarsa oturur ağlarım diye. Ya Rodri'yi alsam yok etmiştim sizi. Bende 4 gitti. Bende 3 gitti. Sağ bek, sol bek, CDM. Bende 2 gitti. Tamam çok güzel. O zaman takımlarımızı eksiklerini 78 alacağız bunların yerine. Evet. Eksik oyuncuların yerine. Hariç. Ve düzenleyerek karşınıza geleceğiz. Hadi bakalım kadroyu yapıp geliyoruz. Ve kadromu kurdum. Mükemmel bir kadro kurdum ama kadromu gösteremiyorum. Öyle bir şey var. Şöyle. Arkadaşlar. Öncelikle kalecim, stoperim hepsi tamamdı. Burada bir tane şeyim gitmişti. Stoperim gitmişti. Delik gitmişti. Simekan aldım. Sağ bekim gitmişti. Gertrude'ye de aldım. Onun harici cam bölgesindeki oyuncum gitmişti. Havertz gitmişti. Brahim'i aldım. Santrafor'um gitmişti. De Kateler mi ne? Oyuncu aldım. Bunu ben bir kere de almıştım. Çok gol atmıştı. Uğur biliyor bunu. Bayağı gol atmıştı. Yedeklerim de işte Adeyemi, Williams, Rench, Simons, Bassey, Guillamon, Taylor ve Ricky. Kadrom bu şekilde. Yani şurada şu biraz eksik. Şöyle yapayım. Belki hani şunu tamamlar. Hani bu bir tanesi kötü, bir tanesi iyi, bir tanesi kötü, bir tanesi iyi olarak yaparım. Orta sahamda bu şekilde yani Premier Lig'de ben bu kadronun dördüncü olacağını düşünüyorum. Benim kadrom bu şekilde arkadaşlar. Ben biraz zayıf buldum. Burada Antony iyi bir tercih. Manchester United'da sağ açığını çözmüşsün. Manchester City'den de Foden'ı çözmüşsün. Bu da iyi bir tercih. Ama onun dışında biraz zayıf bulduğumu söylemem lazım. Yani orta saha iyi ikilisi. Problem yok ama savunma hattın Premier Lig takımı için zayıf. Aynen yani öyle. Şampiyonluk adayı için zayıf. Bir de benim lan bu arada. Bir de benim biliyorsun. Bence de belalım United olduğu için o yüzden gittim. Özellikle United'ın kalesiyle United sarışını aldım. Belalım oldukları için. Var ya bunu düşünseydim seni bitirmişim var ya, bitirmiştim. Allah'tan düşünemedin. Arkadaşlar bu arada grubumuz da Şampiyonlar Ligi grubu. Her zaman koyduğumuz grup. Tottenham göstermeye gerek yok diyorum ve arkadaşlara seçimlerini bırakıyorum. Evet.
Şimdi yani böyle bir takım kurduk. Takımımız bakıyorum. Çok iyi. Özellikle dikkat etmeniz gereken oyuncu bence... Biraz büyütsene Arda'cığım. Niye girmiyorsun içine? Büyüteceğim, büyüteceğim. Ama dikkat etmeniz gereken oyuncuyu gösteriyorum. Edwards almış içine. Ben hep küçük seviyor. Dikkat ettim ben. Evet, ben küçük seviyorum. Edwards biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olmuştu pazartesi günü. Benim kanalımda yayınlanan videoyu izlemeyi unutmayın. Teşekkürler. Edwards çok iyiydi. Bu yüzden onu aldık. Zaten ben Salah'ı aslında şöyle düşündüm. Dedim ki... Lan dedim, bir riske gireyim, Salah diyeyim, belki yazmazlar. Yazarlarsa da Edwards'ı alırım dedim ya. Ve Edwards'ı aldım. Gerçekten aklımda bu vardı. Edwards bakalım bugün ne yapacak reisim, adamın kralı. Şu bakışlara bak. Onun dışında yedeklere zaten herkesin aldığı işte 75'lik oyuncuları aldım burada. Baktığımız zaman Ugarte yerine şurada Mendy'yi koymuştum. Aslında en başından 78'lik bir sol bek seçseydim mantıklı olurdu. Ama sol bekte de... stoperden devşirme oyuncular var. O yüzden hiç girmiyorum ona. Bu şekilde şöyle devam edeceğiz biz. Sen hangi oyuncudan gitmişti burada? Kalecin gitmişti. Yok, kalecim değil. Benim burada ya orta sahasıyla orta sahada kalecin gitmiş gibi maşallah. Hani ya, öyle fark ettim kaleciyi öyle alınca ya. Kalecim 84'lük ne var? Bir şey yok. Çok güzel. Evet. Ardan tebrik ediyorum. 84 üstü hiç kimseyi almayarak kendi kendini elemişsin. Katılmıyorum. Yo iyi çocuklar ama biraz efendim çocuklar. Biraz da abartılı bence. Benim kadrom var. Üstüne konuşalım. Evet, şöyle Uğur abinin kadrosu ekranlarda. Evet. Bu ne ya? Üçlü defansı falan dönmüş. Evet. Tamam, bir şey yok, dönebilirsin. Oğlum geçen böyle dediniz diye millet gerçekten hile yaptım falan zannetmiş. Açıklayın da. Bazen takılıyoruz, açıklayalım. Açıklayalım. Hadi şunu şey yapacağım. Zaten şu an açıklamış olduk. Açıklamış olduk. Yani ben şöyle yaptım arkadaşlar. Ben zaten biraz planlı gitmiştim. Pellegrini'yi ben cam diye almadım. Ben Pellegrini'yi orta sahaya çekerim diye almıştım. Burada Declan Rice'ı patlatması Arda'nın etkili oldu. Burada çok iyi bir genç bir nüve kuracaktım. Öyle bir kafam vardı. Burada bir tek eksiğim var. Sol bekte de biraz riske bilerek girdim. Yani Robertson olursa oynayacaktım gerçekten dörtlü savunma. Ama Robertson olmayınca gerek yok. Ben zaten hani dediğim gibi o kumardı. Hincapié'ye, Incapié'ye döndüm. Burada üçlü savunma oldu. Süle, Laporte, Incapié. Willerich burada benim aldığım bir başkadan. Bir diğer adamım da Adeyemi oynattığım. Ama Adeyemi'yi bilerek oynatıyorum. Gelişeceğini düşünüyorum. Jota ile Adeyemi ileri hattı oluşturacak. Sterling, Saka. Burada gördüğünüz üzere bir mümkün olduğu kanatlarım Premier Lig'den, ön taraf Premier Lig'den, Jota yine Premier Lig'den, stoperim Premier Lig'den gibi böyle güzel detaylarım da mevcut. Ben kadromu sevdim. Ümit ediyorum sonuç alırım ama sonuçta diziliş değiştirerek iş gördüğüm için belki bu diziliş başta aslında bir tutmuştu. 2-3 tane rebuild kazanmıştım ben bu dizilişte. Ama bakalım tutacak mı göreceğiz. Şimdi kadro güzel kadro. Tebrik ediyorum öncelikle. Ama 75'lik santrfor bence yakışmadı. Sen biraz yaklaş mikrofona. Az duyuyorum. 75'lik santrfor bence yakışmadı. Mecbur ne yapsın oğlum adam? Yakışmadığını söylüyorum. Bu da benim fikrim. Doğru. Bu bencesi yani. Ben, kalecisi ben şimdi 70 stoper oynuyor. Şimdi Arden, 3 stoper oynadığın zaman 3'ünün de iyi olması etki ediyor mu? Yani, evet, de bu Uğur abinin lafıdır. Der ki 3 stoper oynuyorsan 3'ü de iyi olacaklar ama 78'lik Hincapié var. Skandal. Potansiyeli var. 81 olacak bu. Ne fark eder? Tamam. 81'lik olsa da yine aynı şey bence. 83. Hızı da iyi. Ben vallahi... şu anda şunu söylemek istiyorum sadece. Lafı bırakacağım Onur abi. Çok konuştum. Ben de bir şey söyleyeceğim. Birinci belli. Siz aranızda 2-3'ü belirleyin abi. Teşekkürler. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu an ben Uğur'un kadrosunda Lunin'i görünce yedek kaleci almadığımı fark ettim. Yedek kaleci almamışım. Allah kahretsin. Çok İnşallah iyi. Kalecime bir şey olmaz diyoruz ve Ocak 1'e istiyorsan simülete edelim artık. Hadi bakalım. Bu arada şöyle de bir şey yapabilirim. Son anda yapıyorum. Görün. Adem yani burada şey oynuyor mu lan? Bayağı oynuyormuş ha. Sağ orta sağlık gözüküyor ama. Evet arkadaşlar, Uğur şu anda... Gayet böyle de oynatabiliyorum. Hiçbir şey fark ettirmeyen bir şey yaptı. Bence daha da kötü oldu. Teşekkürler. Uğur'un özelliklerle tanınır. Bir dakika bak. Adalet ve dürüstlük deyince Ardem ve Onur. Kadro planlaması deyince Uğur. Kusura bakma. Tabii ki ama bence bugün... Bugün bence biraz yorulmuş. O yüzden iyi yapamadık kadroyu. Teşekkürler. Diyoruz ve biz Ocak 1'e doğru gidiyoruz. Evet, Ocak 1'e geldim ben. Ocak 1'de sunuşumu yapacağım. Düşündüğüm şeyleri söyleyeyim. Bence Avrupa'da gruptan çıkmışımdır. İkinci olarak ve ligde de dördüncü olduğumu düşünüyorum. Çıkalım bakalım. Şöyle
Hocam bakıyor. Hocayı görüyor musun? Göbeği nasıl içine çekmiş? Bak. Göbekli çıkmasın yerden. Ve puan durumu. Hazır mıyız? Emre's Cup'ta ilerliyor muyuz? Ne oluyor? Bu arada bir tane şey gördüm arkadaşlar. Emre's Cup her şeyde aynı. Üçüncü tur maçları yeni geliyor Ocak'ta. Evet, bir şey söyleyeceğim. Yani. Bir tane yorum gördüm. Uğur'a biri arkadaş şey yazmış. Emre's Cup yok dediniz, Uğur'a puan verdiniz diye. Yanlış anlamışsın kardeşim. Emre's Cup hani burada girmeye gerek yok. Hani yeni başlıyor anlamında söyledik. Onu söyleyelim. Premier Lig'e bak. Biz 1 Ocak'a geldiğimizde Emre's Cup maçı oynamamış oluyoruz. Bunu kastım bu. Ne yazık ki daha birinci turdan kesin gittim. Bakıyorum. Bakıyorum. Burada da üçüncü turdan başlıyoruz oğlum. Ne yapıyorsun? Öyle mi? Evet. İlk turdan çok güzel penaltılarla kaybetmişiz. Mükemmeliz arkadaşlar. Coventry City. Burada da penaltılarla geçmiş. Bak, ama Coventry City iyi takım. Manchester United. Nasıl sonra United'e eğlenecekmişsin ya. Boşver. Aynen. Premier Lig'e bakalım. İkinciyim. Oo, iki puanla. İki puan. Ligde en fazla gol atan takımım. En az gol yiyen Chelsea'den sonra 3 tane takımdan biriyim ya. 48 bence tane gol atmışım. Bence burada dördüncüsün. Boş yapıyorsun. Çünkü adamlar üçüncü ve dördüncünün maçları eksik. Bir maç. Ve birer puan farkımız var. Ama hiç olsun. Belli olmaz. İlk dörtte olacağımı söylemiştim. Değil mi Arden'cim? Hayır, bir de hiç belli olmaz yani. Şimdi bir anda birinci de olabilir takımın belki. Bir kupadan erken elenmişsin. Bence bitti bu iş. Bence kazandı Onur. Bu iş bitti. Ve Şampiyonlar Ligi. Bayern Münih ile eşleşmişim. Gruptan ikinci çıkmışım. Ama ikinci hak etmişsin. Hak ederek, hak ederek. Marsilya. 9-9 çıkamıyormuşum. 9-9 puanlar. Ucu ucuna çıkmışsın. Dua etmen lazım. Dua ediyorum o zaman. Ve Marsilya kimle eşleşmiş? Inter. Inter ile eşleşmiş. Bence fena değil. Bayern Münih'ten kimi almıştım? Alphonso Davies almıştım. Başka oyuncu aldık mı? Almadık. Delikte aldın evet. Ama alamadın. Aynen doğru. Arden'i yüzünden alamamıştım. Ben şimdi ilk maçıma gidiyorum arkadaşlar. Orada arkadaşların sunumunu bekliyorum. Hemen bakalım. Aha adam Uğur çeyrek final yapıyorum. O şey yapsın. O ne ya, diğer iki takıma bak. Üç takıma bak. Üç hatta. Ya. 50 puanı var. Karabağ Cup'ta böyleyiz. Kimleri elemişiz ama bir göster. Newcastle'ı elemişim. Port Vale'i elemişim. Bayağı iyi. Sutton United var. Zaten o kadar. Ha yani. Ligde dördüncüyüz. Burada baktığımız Ersin zaman... Olmuş. 39 puan. Chelsea'yi tebrik ediyorum. Gerçekten ne yaptınız abi? Ne yapıyorsunuz? 50 puan. Evet. Şampiyonlar Ligi. Napoli ile eşleşmişiz. Gruplardan birinci çıkmışız. 16 puan. 5 galibiyet, 1 beraberlik. Namalup lider. İşte çok bu. Çok iyi çıkmışsın ya bu arada. Napoli. Peki ikinci kim? İkinci Frankfurt. Chelsea ile eşleşmişler. Devam ediyor. Chelsea ile eşleşmişler. Benim böyle ya şurada tek sıkıntım. Şunu bir göstereceğim bir daha. Orada 50 puan almış Chelsea. Ben acaba şeyi düşünüyorum. Formumuzu yükseltirsek ikinciliğe oynayabilir miyiz? 7 puan var. Belki de oynarız. Göreceğiz. Bu şekildeyiz. Uğur abiye şimdi veriyorum. Evet, City ile maçımız var gördüğünüz gibi burada. Hemen çıkıyorum. Kral. Ben Simeone'yi alıyorum. Siz şey alıyorsunuz. Ben de Tottenham'a daha çok yakışıyor Simeone. Derken dördüncüyüm. Hem de bayağı dördüncüyüm lan. 36 puan. 47 puan. 11 puan fark var. Bir maçım eksik. Onu bir belirteyim. Belki buradan bir tık uzarız da. City'nin de bir maçı eksik. O hoş olmadı. Emirates Cup zaten bildiğiniz gibi Reading ile eşleşmişiz. Karabağ'da devam ediyoruz. Aston Villa ile oynuyoruz. En azından bir 10 puan cepte. Newcastle'ı ben de elemişim. Burada kim elemişiz? Burada Chelsea'yi elemişim. Ne alaka lan Chelsea Karabağ Cup? Burada Wolverhampton elemişim. Bu ne oğlum ya? Bana sürekli Premier Lig gelmiş. Bence daha iyi. Küçük takımlar daha etkili oynuyor abi. Hemen şey yapalım, tekrar puanlarına girelim ve Şampiyonlar Ligi. Milan'la eşleştik. Gayet kabul edilebilir bir eşleşti. Muhtemelen lider çıktık. Böyle mi lider çıktı, lider çıktıysa ama hak ediyor yani, yapacak bir şey yok. Hak etmiş. Hak etmiş. İkinci kimle eşleşmiş? Benfica Dortmund, Leverkusen Real Madrid, Leipzig Liverpool. Bu Marsilya var ya, gidiyor biliyor musun? Bayern Chelsea bunun. Ya yani Bayern Chelsea'de şey Bayern çıkar. City yani birbiriyle de eşleşen böyle çok acayip bir takım da yok. Yani orta şekerli bir Şampiyonlar Ligi. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, ilk maçımız Bayern Münih'e oynamıyor bende. Bayern Münih'e karşı oynuyoruz. Şöyle bir kadroma bakıyorum. Keşke şey yapsaydık ya. Şöyle bir yedeklerden girebilecek bu kim bilmiyorum. Bu kiraktan dönmüş galiba. Ricky var. Ricky. İyi ya takım. Hadi koçlarım, güveniyorum size. Bayern Münih'e karşı ilk maçımız. Kendi evimizde kazanalım. Kendi evimizde 77 gol yemeyin. Bence ben. Bayağı iyi bu arada ya. Bayern'le beraber kalıyorsun ya. 77 gol yemeyin kardeşim. İkinci maça geçiyorum. Haklı bir isyan. Evet, Bayern Münih ile ikinci kere karşılaşıyoruz.
İlk maçta kendi sahamızda 2-2 beraber kalmıştık. Deplasmanda Musiala oynadı. Goreska Kimi orta sahaya çakmış. Çok daha iyi bir kadro yapmış. Onlardan korkan onlar gibi olsun diyorum. İşte basıyorum. Tottenham'ın gücünü görecekler. Tottenham'ın gücünü görecekler. 1-0. Bayern Münih'i itiyoruz dışarıya. Fırsat vermemiş Bayern Münih'e. Adam helal olsun. Vermem. Evet, buyurun sizde. Milan'la oynuyoruz. Hadi koçum benim be. Kadrom ortada. Aha, benim forvet var. Benim oyuncu. Aa, Can da benim oyuncu. Şota 87 olmuş beyler, görüyorsunuz. O Can gol attı Bayern'e. Valverde benim oyuncu. 87 olmuş. Ben de Leao da benim oyuncum. Tonali, Brahim, Keteler. Aa, üçü de bende. Tomori de benim. Saka 85. Biz Milan'ın kadrosunu kurmuşuz zaten. Laporte 87. Senin 3. stoper nerede? 80 olmuş. 80 oldu. Çok kötü. Dedimse gelişecek diye. Modric de 76 olmuş. Neyse, o kalsın, yapacak bir tane de eksik olacak. 2-1. Greeny. Dakikada gol atıyor ya. Dakika 1 dakika 90 ya. Böyle bal yok ya. Oğlum niye sinirlendi? Konuşturmadı, duyulmadı bile ya. Ağzıma tıktılar ya. Çaça dedin ya. Şimdi Milan 2-1'den 3-0 yapar. Evet. Jota 80, daha var mı gelişen? 80 oldu Grealish'te bir tane vardı. Bir çıt daha attı. Bir şey söyleyeyim mi? Leo damgasını vurdu. Leo 2 gol 1 asist. Evet. Arden rüyalarını anlattı bize. Birinci dakikada yemişiz. Bir fırsat. Bir fırsat, bir gol. Sonra avansı verdik. Avans. Avans. Avans hesabına yatırdık. Ya yedek stoper giriyor. Stoper yedekten girip bıraktık. Plan banka yatırdık. Valverde. Sonra stoperim girmiş. Basey. Özellikle bir plandı bu. Hücuma attım onu ben santrfora. Basey attı. Pellegrini. Burada Pellegrini 2 gol attı Şampiyonlar Ligi'nde. Dikkatinizi çekerim. Kalkışıyorum abi. 6 tane şutu var. 5 fırsatı var. Fırsat vermemiş. Tebrikler. Devam ediyoruz. Evet, yani Uğur abi bugün 3. olacağı için sıkıntı yok. Öyle hissediyorum. Onur abi de 2. Evet. olur. Ben de 1. olurum. Ama bunların gerçekleşmesi için Milan'ı yenmem lazım. Bugün Napoli bir canım, Napoli. Ekstra Napoli bir motiveyim. Canım. Dikkat ettiniz Napoli. Mi? Napoli'yi yenmem Napoli. Lazım. Bütün hayatını benle birlikte yaşıyor Onurcuğum. Adam benim elediğim takımla oynadığını zannediyor. Yok. Osimhen ben var ya. Osimhen. Şu mesajı vermek istedim. Rakip tanımıyoruz. Anladın? Tamam. Vereceksin. Sen Osimhen'le bir şey yap da. Xavi. Güzel. Güzel. Xavi ne ya? Ne Xavi'si Xavi ya? Simons. Xavi Simons. Adam çakma Xavi koymuş. Xavi Simons sana editledin. FIFA 14'ten Xavi çekti. FIFA 12'den. Evet. Değil mi? Geç Arden, geç. İkinci maçına geç. Bu Napoli. Evet. Bu arada oyuncularım ne biçim gelişti? 87. 86, 86. 85. Benim çok hoşuma gitti şu an. Bu kadro benim. Pellegrini bende 87 idi. Çok hoşuma gitti ama. Aşırı hoşuma gitti. Hadi Napoli lan. Hadi Napoli be. 2-0. Leo Rice. Clean sheet de aldı. Tebrikler. Hepimiz çeyrek finaldeyiz. Evet ya, buradan Bayern gelebilir, Porto gelebilir, Atletico de Madrid Porto gelebilir. Porto finalemiş. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Abi bu benim motivasyonum ya. Ben farklı bir mentalle geliyorum artık üç süredir. Kiyaza, golcü Kiyaza. Hayırlısı. Abi böyle bir şey olamaz ya. İkisinin de 4 şutu 4 fırsatı var. Kamal Dean ne abi? Adam yedekten girdi, saçma sapan adamları gol atıyor ya. Abi ikisinin de 4 şut 4 fırsatı var. Adamlar topu daha sahip olmuş, 4-1 ya. 2-1 de değil, 4-1. Mendy, Vlahovic, abi. Kamal Dean, hemen bakalım. O Kamal Dean Süleyman'a yüksek ihtimal. Onu almıştım. Senin stoperin gol atıyor abi. Süleyman'a değil ki. Süleyman'a değil. Ne alaka? Kaç onun overall'ı? 76 olmuş bu işte. Hayır abi, Kamal Dean o değil. Kaldığım herkesten baksana oğlum ya. Bakalım. Nereden bakıyorsun? Bakalım. Kiralıktan bir oyuncu mu geldi acaba? Kiralıktan. Ama bu kadro çıkıyor zaten. Bir dakika. Bu kadroyu aklınızda tutun. Hemen şöyle bakalım. Kamal Dean yüksek ihtimal oydu. K ismi olan varsa uyandırın abi. Kenneth Tyler. Oğlum oyuncuya gelsene sen bu dediğin. Kamal Dean Süleyman'a. Ne alakalı? Abi ben anlamadım. Gana'dan buldum ya, getirdim ya. Bende de var da. Ya benim isyanım ona değil. İkisinin de 4 şut 4 fırsatı var. Her şey aynı. 4-1. Yani çok domine ettiği bir maç değil. Şanslı biraz. Ya 2-1 yense anlayacağım. 3-2'yi de anlayacağım. Ama 4-1 ne ya? Hayat böyle abi, bazen de yeniliyoruz böyle işte. Ben yeniliyordum çok. Ya. Evet, teşekkürler, iyi günler. O zaman Edwards. 80 olmuş Edwards'ı. Abi nasıl rahat, bak nasıl rahat. Nasıl çok rahat. Rahatım ya, Juventus kim? Tokat Spor. Tokat Spor, bay bay. Bay bay.
Yeni görüyor musun Mehdi? Bak. Bak 4-1 bitmese o maç. Şurada 89'da toplama daha fazla şutu ve fırsatı var heriflerin ya. Ya inanılmaz ballı ya. Devam etsin Juventus. İşine bak. Tamam, bana ver ekranı. Bir sürprizim var sana. Bana mı? Vereyim. Evet, gördüğünüz üzere Juventus'la eşleştim ben de. O yüzden ben oynayayım. Haydi 88 olabilir. Jota dikkatinizi çekerim. 88 Valverde dikkatinizi çekerim. İki tane star çocuk var burada. Star çocuk ya. Star ya. Star ya. Clean sheet diyorum ya size. Clean sheet. Deplasman. Benim bildiğim Juventus. Bunu 1-0'dan. 2-0 olup geçer. Juventus affetmez abi. Vlahovic var bak. Chiesa Vlahovic. İki tane atarlar. 3-1 Juventus alır maçı. Bakıyorum. Cuadrado düşmüştür. Bonucci düşmüştür. Evet. Aynen. Vlahovic artmıştır. Chiesa var. Yemin zaten Uğur. Elendin. Boşuna şey yapmaya gerek yok. Elendin. Aslanım be. Aslanım çocuklarım. İki maçtan clean sheet'imizi alıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Juventus rezalet bir takım ya. Boş ver Onur abi. Ben 4 attım abi. Onlara. Boş ekranı bana geçir Erden. Evet. Şu turda olmayacak bir şey. Gidip Porto geldi ya. İnanılmaz ya. Evet. Yani saçmalık. Gereğiyle Porto geldi ya. Bu ne ya? Ne? Porto? Porto niye Porto? Az önce sen de City'yi elemedi mi? Eledi. He. Evet arkadaşlar. Ya Tarreim falan var bir de. Adamlara bir de Tarreim'i var. João Mario var. Abi inanılmaz. Bir şey diyeyim mi? Acaba bana yıllardır olan şey mi olacak sana? Pepe. Onur ağrıyor. Pepe. Lisbon'a bekliyor. Lisbon'a değil Porto'ya bekliyor. Porto'ya abi, bekliyor. Evet. Taktik. Sürekli baskı. Geride kal. Dengeli. Serkondansu pres. Haydi Porto. Evet. Tam zamanı. Şimba. 1-0'dan 2-1. Helal olsun valla. Jordan Antoni. Bu turda geçiyorum. Bir tur daha gidelim. Devam et ne olur. Yarı finalde oyna hadi. Oynuyorum. Gelsin. Real Madrid gelsin. Burada Milan geçmiş. Liverpool geçmiş. Real Madrid geçmiş. Allah'ım ne olur Milan gelsin. Ne olur. İnşallah forvet ve şey almamışlardır. Cam. Adli. Güzel. İbrahimovic forvet. Lan benim oyuncularım niye bu kadar yorgun? Devam et. Bir dakika. Ben burada bir şey yapacağım. Forvetim yorgun. Oraya bir adeye mi? Ne yapıyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Adeye mi? Tamam. Tamam devam et hadi. Hayır. Uğur böyle dediğine göre bir şey var. Hayır. Nerede? Tamam. Evet arkadaşlar. Simon Kea. Bu Simon Kea mı? Ufa mı? Ufa. Simon Kea'nın ufa o. Simon Kea, Partley. Bence kadrosu yani iyi değil o kadar ya. İbrahimovic falan ne ya? Hadi çocuklar geçelim şunları. İbrahimovic 40 yaşında oğlum. O vuruldu düşmüyor ki. 2-0 be! Foden! Gol kralına gidiyor Foden! Hay bey var ya, yemin ederim beleşten finale kaldı ya. Ya var ya şu anda beni gerçekten küçümsedin. Ben saygısızlık. Normal mi? Dedin. Bana şu anda çok kötü şey yaptın. Şu anda ben videoda çok kötü oldum. Şu maçı kazanırsam benim için mükemmel olacak ya. Direkt finale gidiyorum. Oğlum ya yapmıyor abi gidip benim oyuncularım değil. Dinlenmiyor mu abi bunlar? Abi şu Milan'a baksana Allah aşkına. Uğur abi bu Avrupa Ligi takımı şu an ya şu takım. Ciro ne ya? Benim oyunculara bak ya dinlenmiyorlar ya. 77 falan olmuştur. Düşmüştür. Ya bu abi, inanılmaz bir saçmalık ya. Abi yok böyle olmayacak. ADM'i. Gir. O kadar rahat ki onu göze alıyor yani. ADM'i koymuyor. Göze almak ne ya? Adam kazanmış oğlum. Adam ölüyor. Tamam. Sakatlanacak. Ciro geldi Ciro. Oh be. Ama o da bu. Bayern Münih. Ama Bayern'i Onur abi elemedi mi? Ne? Onur abi Bayern'i eledi değil mi ilk turda? Abi forvet kim forvet? Moreno kim ya? Gerard Moreno 85 rating. 86. Bak 86'ymış. Penaltı kaçırmışlar. Moreno kaçırmış. Ama tabii de kendi sahamızdaki maç gitti. Şey söyleyeceğim. Az önce ben Moreno kim derken benimle dalga geçiyordunuz. Bak penaltı kaçırmış gerizekalı Moreno. Niye? Ronaldo Messi penaltı kaçırmıyor mu? Ya bir dakika. Münih biliyorsunuz ki hem benim hem de Belman'ın takımı. O yüzden de hayır Münih. Hiç oyuncum da yok. Niye Bayern Münih'i tutuyorsunuz Belman, ki senin abi? Senin şansına güveniyorum. Belman senin şansına güveniyorum. Her zaman güvenmişimdir senin şansına. Senin şansına her zaman güvenmişimdir. Evet, adı geçti. Adı geçti yine.
Aa, zaten Bayern Münih deplasmana gidiyorsun. Sen de var ya sanki burada mahalle takımına elendik. Bayern Münih. Kusura bakma. Kusura bakma. Neye kusura bakma oğlum? Bayern Münih. Penaltı kaçırmışsın. Allah Allah nasıl adamsın ya? Penaltı kaçırmışsın. Daha iyi takım oğlum benden. Bir de öne mi geçiyordun orada? Dur penaltı kaçırmışsın. Ben sonuna kadar devam edeyim o zaman istiyorsanız hazır buradayken. Oğlum penaltı atsan öne mi geçiyordun? 2-1 mi oluyordu? Hayır hayır 1-1 oluyordu. Real Madrid çıkmış buradan ama diğer takım Dortmund abi. Dortmund'dan stoper almıştım. Gitti Bayern Münih geldi. İşte kısmetsizlik yapacak bir şey yok. Güzel. Evet Arden. Evet o zaman sunumları en son yapalım. Uğur abi sezon sonuna gidiyor. Elendi. Ve şimdi benim sıram. Ya ben dünyanın en iyi takımıyla, en büyük takımıyla oynuyorum. Bayern falan hikaye bu noktada. Dünyanın en iyi takımı Real Madrid. Kim? Real Madrid'le oynuyoruz. Burada ben takıma dur, güveniyorum. Dur. Rudiger, Fernandes, Vasquez, Courtois. Militao'sunu aldım sadece. Bence kötü takım değil. İyi takım zaten. Burada bu bir yarı final mi? Ne bu? Bu yarı final şu an. Ben yarı finalde öyle arkadaşlar. Öyle Milan'la oynamıyorum abi. Onu da belirteyim sana baştan. Milan gelmiyor ya, bana. Milan Türkiye Twitter. Arden'i lütfen susur musun? Ben burada Xavi Simons'u oynatacağım. Pellegrini nasıl oha artı altı alıyormuş. Xavi Simons'u oynatacağım burada. Çünkü yorgundu Marcus Edwards. Haydi bakalım. Giriyoruz. Hadi gel. Ve ne olur finale kalalım ya. Ay çok tehlikeli. Vallahi çok tehlikeli ikinci maç. Çok tehlikeli. Devam. Çok stres oldum ya. Çok tehlikeli Arden. Her şey olabilir biliyor musun? Ya bir de... Ama senin bugün bir balın var. Bence 2-0 geçersin. Bugün balım yok abi. Farklı bir... Bak evrene enerjiyi farklı verirsen farklı olursun. Enerji meselesi bence. Enerjiye farklı mı veriyorsun evrene? Evet. Arden ben senin de olsam bir iki değişiklik yaparım bu takımda. Şu Simon her türlü oynar abi. Ugarte'nin yerine at. Bu Simon var ya. Az önce gol de atmıştı. Gol de atmıştı. Biz değişiklik yapmayacağız. Böyle devam edeceğiz. Real Madrid sağ bekini almış bu arada. Sağ ve sol beklerini almışım bu arada. Evet. Hadi Real. Benzema golün var. Stoper'de almış Militao. Yes. Yes. Gollere gel aşağıya. Arda neredesin? Yarı finalde elendin. Arda. Arda neredesin? Onur finale çıkmış. Arda. Bir de 85'te Edwards atmış. 85'te uzatmaya götürmüşsün balamala. Benzema iki tane saplamış. Pellegrini'ye bak ya. Sevinisiz Junior. Ve kaçıran isim Kamal'den. Kamal değil. Evet, finale gelir misin? Arda'cığım ekranı geçir canım. Ya sen ne penaltı kullanıyorsun lan takımda? Bırak sen ne kullanıyorsun başkası kullansın. Arda'cığım pardon da bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ronaldo ile Messi de penaltı kaçırıyor. Ne olmuş? Yo haklı ama ya Kamal'den kullanmasın bari Ronaldo kaçırsın ya. Öyle biri kaçırsın. Oğlum 7-8. Penaltı ne olacak? Kaleci mi atsın? Ne Ronaldo'su ya? Çok sinirliyiz. Çok sinirliyiz şu an. Yardımcı antrenörün saçmalığı yani. Çok sinirliyiz ya. Evet final. Evet. Aynı takım şu anda ve Şampiyonlar Ligi finali. Şampiyonlar Ligi finali. Simekan konuştuğumuz gibi. Ben hangisiyim? Beyazlar mıyım? Evet. Sakin, sakin oğlum. Ne oluyor? Heh. Aferin koçlarım. Yok, Real Madrid bugün beni yener. Çok iyi oynuyorlar. Yürü be! Abbas at! Lan! Vur! Ah be! Oley! Ah! Arda benim kadrocu ayarlasana. Gol be! Ya haydi Real be yeter. Bana çaktın. Hayır. Aman. 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 Kapatın. Lan. Geldi. Gol be. Asensio. Ne top çevirdiler ya. Ne top çevirdiler ya. Hadi koçlarım. Aynen. Yürü şimdi. Aynen. Aynen. Atın bir tane de siz. Vur. 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 Herhausen dibi aynen. Çok iyi be, çok iyi be. At oğlum, senin ben ayağının... Ne? Ne yapacaksın ayağını? Ayağının abi? Numarasını alıp ayakkabıyı değmek istiyorum. Ha. Çok iyi! Vur! Ah be Kurtuğa! Çok güzel oğlum. Abi tek kale oynadığımız Arden maçta... Arden'le Kurtuğa'yı boş bırakmıştık. Sana da söylemişim, Kurtuğa boştaydı. Harbi alsa alan şu an mi? Çok fark ederdi. Hadi oğlum, son dakika. Kalecisini almış olacaktın. Son dakika. Yapma be.
Evet, güzel 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 Asensio. Güzel oyun. Teşekkürler, iyi günler. 0 gol attı. Rezalet oynadı. Hemen takım yönetimine gireceğim. Rezalet oynadığını düşünüyorum. Ben hayır, ben bir şey yapmayacağım. Ben takım bence kötü değil. Bence iyi. Allah Allah. Bir kere geldiler, gol atmadılar. Onun dışında hep ben... Sen hiç gelmedin. Oradayım orada. Sen hep sen mi? Şut çekmiyoruz. Aha aha. Lan yine kaçırdım ya. Yine ne oğlum, ilk fırsatın bu. Biz de izliyoruz oğlum maçı. Sen niye hep bize yalan söylüyorsun? İlk fırsatını yine dedi değil mi? Evet. Bak ikinci kere geliyorlar. Aferin oğlum. Yürü be. Yürü be oğlum. Senin atacağın pasını da ben... Aha ses gitti yine, tribün sesi. Tribün neredesin? Asensio, Marco, 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 Marco Asensio. Susmadan Marco diye bağırarak, bastır Marco, bastır Asensio, bizim için Tottenham'a da hay. Lay 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 lay. Çimlere basma Tottenham. Çimleri eziyorsun. Kusura bakma Tottenham. Oğlana benziyorsun. Yine kaçırdık ya. Tek kale maç oynuyoruz yemin, kafayı yiyeceğim ya. Oğlum bunlar nasıl top çeviriyor ya böyle? Bu Tottenham nasıl finale kadar geldi ya? Rezalet ya. Şampiyonlar Ligi'nin yüz karası ya. Nasıl geldi biliyor musun Arden? Milan mıydı ya? Milan bile. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Gol! Gol! Çok kritik. Aferin, son 13 kuşum. Dakika. Şimdi takım yönetimi full baskı, full. Nerede taktik? Sürekli baskı. Çıkın. Çıkabildiğiniz kadar ileri çıkın. Full baskı. Tamam. Kadro. Çekil oğlum, Simonski gir oğlum. Kimler yoruldu? Foden. Santrafor'un yoruldu. Adeyemi'nin golü var. Adeyemi'nin golü var. Başka kim var? 77 76 Williams. Williams buraya girer mi? Çok kötü olur ya. Taylor ne yapsak acaba ya? Foden biraz daha içeri. Biraz daha içeri. Anthony biraz daha içeri. 3 forvet gibi yapın şurayı. Aynen. Başka kim var? Rench sağ beke gir. Bir şeyler yaparsın burada. Haydi Real. Tam zamanı, tam hadi zamanı Real şimdi. Real toplarla maç bitecek. Hiçbir şey yapamazlar. Bir kere alayım var ya, bir kere. Tottenham santralı değer topa. Kornerden kontra atak. İleri çıkın. Bir korner daha ileri. Kaleciye dönsünler ya artık. İleri ne oğlum? Real kullanıyor korneri. Lan hadi. Ben olsam kaleciye döner zaman geçirirdim. Çok güzel be, geldi. Geldi. Yürü. Yürü oğlum. Bitti. Hocam bitti. Bitti. Dedim ben bir şut bile atamadan bitti. 5 şut. Rezalet bir maç. Beş rezalet bir performans. Var. Ben burada yazıklar olsun diyorum. Şuraya kadar getirdiğim yerde Arda'nın sürekli beni küçümsemesi beni gerçekten üzüyor. Bu yaptığı şeyler gerçekten acımasızca diyorum ve sunumuma geçiyorum. Saygısızca. Yap sunumunu kral. Evet arkadaşlar, 3. oluyoruz ve 76 puan 37 averajla 3.'yüz. Emre Eskap'a baktığımız zaman finalde elenmişiz burada. Şaka yaptım. Şöyle. Emre Eskap'ta yokuz. Karabağ kupaya bakalım. Karabağ'da neredeyiz? Karabağ'da yine yokuz. Burada zaten elenmiştik. Emre Eskap'ı merak ettim. Bir daha bakacağım kim elendiğimi. Vallahi merak ettim. Leicester City'ye elenmişim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Neyse. Şampiyon Ligi'ni zaten biliyorsunuz. Şampiyon Ligi'nde final oynadık. Ve geçiyoruz ofisimize. Gol kralımız falan var mı? Muhammed Salah kimseye bırakmamış. 30 gol ne demek abi? 30 gol ya. İkinci de Liverpool'dan ya. Böyle saçma şey mi olur? Asist kralında bari bir şey yapayım. Salah abi. Ne yapmış bu Salah ya? Gol yemeyen maç. De Gea! 10 puan alıyor. De Gea burada 10 puan alıyor. Çok önemli bir puan. 10 puan. Aldık burada. Şampiyonlar Ligi'nde Foden'in golleri vardı. Ne olur Şampiyonlar Ligi'nde bir şey olsun. Şampiyonlar Ligi'nde bir şey olsun. Kaleciğim bir golle. Bir golle. Bir gol. Bir. Bu harekete bittim mi ya? Hadi. Asiste baktığımız zaman yokuz ama golde olduğumu düşünüyorum. Golde olduğumu düşünüyorum. Asensio! 20 puan Foden! Hiçbir şey olmaz. Asensio sana 2 tane saplamasa 40 alıyormuşsun. Evet. Aynen.
Aynen ama yine de Foden'ım. Koçum Foden'ım benim. Saplamak öpüyorum denerim seni de. Öpüyorum koçum Foden'ım. 20 de buradan aldık. Ve kadro. Kadro merkezi. İstatistikler. Ooo Foden baba. 43 gole katkı Foden'dan. Benim santraforuma bakar mısın? 37 gole katkı. Bak. 37. Belki Kane'i alsam Kane bu kadar yapamayacak de. Vallahi yapamazdı Kane bu kadar. Anthony yine aynı şekilde. Valverde, Malverde bunlar çok önemli değil. Benim için önemli olan Foden'ın 43 gole katkı vermesi. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben sunayım. Ben sunayım. Arda'nın iddiası biraz daha fazla diye düşünüyorum ben. Evet. Teşekkürler, evet. İyi günler. Buyur abi. 1 Haziran'a gelmiştim. Çıkıyorum. Onur abi yazıyor musun? Ya da ben yazayım mı? Ben 5.'yim. Ama 1.'yle aramda 5 puan var. Böyle bir 5.'lik. Yani 200 puan alacakken 10 puan alıyorum. Rezalet kepazelik. Bir galibiyetle ikincilik kaçtı. 100 puan alıyorum. Şu an ciddi şekilde iddiam vardı. Bir galibiyet alsaydım şu an ciddi şekilde iddiam vardı. Yalnız büyük şanssızlık he. Bak bazen Uğur'a ballı diyoruz ama burada da büyük şanssızlık. Burada da Anzer balını yemeyi unutmuş bugün. Acelesi varmış demek. Arda'cığım kadrajdan çıkmazsak. Arda'nın keyiften kadrajdan çıktı ya. Arda'nın şöyle. 73 puan gitti yoklara. Bir not alalım. Arda'nın alıyorum. Onur abi alıyor. Onur. Ben onu konuştuk. Emirates Cup'ta yokuz. Nerede geçmiş olsun. Güzel. İyi. Neyse. Çeyrek finali bile yokmuşuz yani. Burada yokmuş ya. Yani. Karabağ'da penaltı. Ne penaltısı ya? Evimde de 3-3 berabere kalmayayım abi. Bu ne ya? Demek ki penaltı çalışmak lazım. Şampiyonlar Ligi'ni biliyorsunuz zaten. Bayern Münih almış. Ben bana sapladı geçti. Bayern Münih kazanmış burada. Bak Onur abi de Bayern'i elemişti bu arada. Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde nerede elendin sen? Yarı final. 200 alıyorum. Burada Sterling 19, Jota 18 atmış. Sen Maximan 24 atmış. Salah burada. Bende Salah yok bu arada. Nerede hocam? Dördüncü. 20 atmış. Evet. 20. Asist kralı. Aslanım benim be. Aubameyang ne alaka abi? Solimars ne alaka? Chilwell ne alaka? Foden'a kadar normal insan yok burada yani listede olması gereken. Bu arada ben Odegaard'ı düşünmüştüm almayı. Ama sonradan vazgeçmiştim. Tamam. Bir dakika şeye gittik lan. Kaleci yoktu. Kaleci kralı yok. Evet. 7 tane maçta sadece tamam. Gol yememişiz. Alisson 11 maçta yok. Şimdi şampiyonlar yine bir gelelim. Şampiyonlar kritik. Ya Neuer ne yapıyorsun? 7 maç ne ya? 4 maçta kalmış Maignan. Asistlerde 5-5-4. Bizden kimse var mı? Göremiyorum. Gol kral. Ya 7 gol ya. Pellegrini'ye bak. Orta saha oynattım herifi. 7 gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde. Jota 6 tane atmış. Pellegrini 7 tane atmış. 8'de de kral çıkmış. Üzücü. Bir golle en azından buradan bir kafa sokabilirdik. Üzüldük. Kaldı ki bunların mesela hiçbiri finalde yoktu. Ben finale kalsaydım Bayern Münih'i eleyip devamını getirebilirdim. Öyle de bir ekstra durum yaşanabilirdi. Kadro merkezine geliyorum. Burada 39'da kalıyor. Abi orta saha CM oynattığım adam 39 verim yaptı. İnanılmaz bir şey. Tam bir santfor almadın. Ondan belki. Jota bayağı santfor verim verdi. 28 gol 8 asist. Ne bekliyorsun ki? Bilmiyorum böyle bir 88 pivot. Olmuş bu arada. Pivot çok iyi. Ben beğendim bu arada Jota'yı. Yani. Pellegrini 23 gol 16 asist. Acayip. Zaten bir de krallık getirdi. Verim bonusuna yetmiyor. Sağlık olsun ama 23 gol 16 asist. Ben memnunum kendisinden. Teşekkürler, iyi günler arkadaşlar. Verim bonusu çok çok önemli. Arda'nın almaması lazım onu. Bakalım. Arda'nın böyle konuşmaya göre şampiyon olmuş. Kesin. Vallahi yani. Bakmadım. Ben Arda'nın tipinden anlarım bak. Net olmuş. Tipinden anlarım ben Arda'nın. Balına bak bir de 79. Oo. 50 puan fazla aldı. Buradan yazıyor musun Arden'i? Hemen yazıyorum. Yani burada 79 puan 36 averaj. İkinci olmuş. Bence iyi. Biz zaten dördüncü olma ihtimalimiz varmış baksana. Bence iyi. İkinciyi öpüp başıma koyarım. Emirates FA Kupası. Averaj kaçtı? Averajımı söyleyeyim. 36 averaj.
36 averajım var. Emirates FA Kupası'nı gördünüz zaten. Aston Villa'yı yenerek alıyoruz FA yani, Kupası. Çok yani, güzel oldu bu. Arden şu an eşitledi. Neyi eşitledim? Finalle yarı final arasındaki farkı eşitledim. Karabağ Kupası. Oo, burada da final var. Final var burada. Çok mutluyum ya. Niye öyle bakıyorsunuz? Ben yazıyorum oğlum. Ne bakıyorum ben? Şeye bakıyorum. Onur abi sana, sen niye öyle bakıyorsun? Yenileceğini mi düşündün Onur abi? Ne oldu, korkuyor musun? Hayır, ikinci ile üçüncü arasında 150 puan yok ya. Korkuyor musun? Ben üçüncü oldum ya. Ben kaçıncı oldum ligde? Korkuyorsun. Üçüncü ile ikinci arasında 50 puan fark var. Bir tane 50 puan da Efe kapandı. 100. Etti 100 zaten, kapandı fark. Ben finalden 200 almıyor muyum? Sen finalden 300 alıyorsun. Bu da 200 alıyor yarı finalden. Tamam. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık. Ah ulan şu kendimizi bir finale atsaydık, penaltı. Umarım o bir penaltıya üzülmeyiz. Haydi bakalım, verimler çok kritik. Verimler acayip kritik. Oh be, yok. 3 golle kaçıyor. Kötü olan Vlahovic bu kadar gol attıysa bu kişisel verimi alır. Çok güzel, yok. Pellegrini 3 asistle kaçıyor. Yes, Gobel! Dalga geçildi bu kaleciyle, 84 denildi. Koçum Gobel'im benim, adamsın sen. Sana güvendim. Sana güvendim ben. Ciddi fark yarattı şu an. Net bir fark yaratıldı şu an. Şampiyonlar ki çok önemli. Yokuz kalede. Asiste yokuz. Oo! Arsenal'dan varım. Yarı yarı alıyorum. 20 puan alıyorum. Yarı yarı almıyorsun. En 20 sormuyorum. 16 puan alıyorsun. Ya 16 ya. Evet, 16 pardon. 5'te 2 işte. 5'te 2. Ay oğlum, bu işleri bana bırakın ya. Allah oğlum, Allah. Ben hesapladığımı bir daha bana hesaplıyorlar ya. Tamam. Abi ne 16'sı? 40'ı 5'e böl. 40 oğlum, 40'ı bölüyoruz. 40'ı 5'e bölüyoruz. Adam başı 8. 2 tane adamı var. 8'e 8 16. 5 tane oradan, ikisi toplumda. Evet. 2 adamım var. Teşekkürler. Abi böyle bal olamaz ya. Nasıl bal? Adamlarım oynamış yapmışlar. Allah Allah. Yokuz burada. Şu anda artık verim. Verim belirleyecek ya direkt. Elim yandı. Vlahovic. Seni seviyorum Vlahovic. Abi adam ligde 79-79 Chelsea ile. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Ben peki ne demiştim? Arkadaşlar eğer bir maç vara kalırsa Onur Şahin kaybeder. 2 kere 2 4 yani. Ben bir hesaplayayım, hemen hesapladım zaten çoğunu. Hemen hesaplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, vara gittik geldik. Kendimi tebrik ediyorum, 376 puanla 3.'üyüm. Burada beni bir tek şey kurtarabilirdi. Eğer o 6 puanla şampiyonluğu alsaydım ciddi bir fark yaratacaktım. Ve şampiyonluğa yetişme şansım çok ciddi şekilde olabilirdi. Sağlık olsun. 2 maçla falan da değerlendirmek çok mantıklı değil zaten. Yoksa tek tek maç maç bakarsak Arden de penaltılarda gitti falan filan. Onur da Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı. Ve Onur'un Şampiyonlar Ligi kaçırması Onur'a... Birinciliğe mal oldu. 536 puan Onur. Tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi finalinden 300 puan aldı. Üçüncü olduğu için 50 puan aldı. 76 puanı vardı. 37 averaj vesaire. Verimde de 43 verimle iyi bir verim yapmıştı. Ama Arden Şampiyonlar Ligi finali çıkamadı ama kupalardan 75 puan aldı. İkincilikten 100 puan aldı. Bunlardan 125 puan. Finalle yarı final arasındaki 100 puanı kapatıp öne geçmişti. Arden çok burada, fazla puan aldı bu ya. Burada krallıklar belirleyecekti. Yani Onur'un krallıkları da var çünkü. Ama burada kaleci kralı Kobel. Bunu tebrik ediyorum. Avrupa ortak asist kralı çıkardı 2 tane. 5'in ikisini aldı. 16 puan. Bir de kaleci dalga geçtik. Aynen. Vlahovic ortak asist kralı oldu Avrupa'da. Ne alakalı mı? Vlahovic de bu şekilde 46 verim yapıp toplam en yüksek verimi de Arden'e getirdi. Arden 597 puan aldı. 61 puan daha üstte. Yani burada ama şu önemli, şunu unutmayın. 25 bonusu Arden değil de Onur alsaydı 50 puan daralıyordu zaten. Yani arada 11 puan kalıyordu. Yani düşünsene, bir tane asist eksik yapsa zaten krallıktan da 8 puan düşük. Birçok hani bunun sıkıntısını yaşayabilirdi Arden. Ucu ucuna da kazanmış olabilirdi. Ucu ucuna kaybetmiş de olabilirdi ama burada Arden'i tebrik ediyorum. Arden'in kanalında buluşacağız bir dahaki videoda. Arden'le draft
belirledik konsepti de zaten. Arda'dan bir zafer konuşması istiyoruz senden. Şimdi seçimlerine dalga geçildi, kötü denildi. 84'lüktü bütün oyuncular ama ben gençlere güvendim. Gençleri seviyorum. Bu yüzden stratejim anlaşılır diye önümüzdeki hafta 32 yaş üstü rebuild yapıyoruz. Kimse genç oyuncu alamayacak. Tebrikler. Evet arkadaşlar, farklı bir mentalle geldim artık. Çok fenayım. Patlamak üzere olan bir volkan gibiyim adeta. Bu arada puan durumu da ekranlarda. Onu da söylemiş olalım. Onur abiyle puan puanayız. Uğur abi de 50 puan. Aramızda 15 puan fark var. Bakalım nereye doğru gidecek. Daha çok maç var. Ya Uğur abi çok iyi puan aldı ama hala yakalama şansımız var sezon sonuna kadar. İnanılmaz fazla. Her hafta 3 tane video çekiyoruz zaten, görüyorsunuz. Bu yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Videoyu ben kapıyorum yanlışlıkla Onur abi. Buyur. Arkadaşlar konseptimiz için çok uğraştık. Güzel, bence güzel de konsept. Siz de beğendiyseniz like'a basarsanız mutlu oluruz. Yeni videolarda hepimizin kanalında gidin lütfen bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.